Bilim insanları, Samanyolu galaksisinin merkezinde yer alan kara deliğin yakın çevresinde bir yıldızın doğum sancılarını tespit etti. Galaksi merkezlerindeki süper kütleli kara delikler ve bunların çevresi, galaksilerin en ekstrem koşullara sahip bölgeleri. Ayrıca kara delikler, yıldızların yok oluş riskiyle karşı karşıya kaldıkları noktalar. Bir kara deliğe çok yaklaşan yıldızlar, kara deliğin ekstrem çekim kuvveti nedeniyle gaz ve toz akıntılarına dönüşerek yutuluyor. Samanyolu galaksisinin de merkezinde Sagittarius A adı verilen süper kütleli bir kara delik mevcut. Astrofizikçi Florian Peisker ve meslektaşları yeni araştırmada Sagittarius A kara deliğinin yakınında bir yıldızın doğduğunu tespit etti. H3A adı verilen yıldızın yaşı sadece binlerle ölçülüyor. Araştırmacılara göre bu kozmik zaman ölçeğinde göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre. Yine de X3A, Güneş'in yarıçapının 10 kütlesinin 15 ve parlaklığının da 24.000 katına sahip. Ekibe göre bunun nedeni nispeten basit. X3A yıldızının aslında kara delikten daha uzakta oluştuğu ve zamanla ona yaklaştığı düşünülüyor. Kara delikten birkaç ışık yılı uzaklıkta, yıldız oluşum koşullarını karşılayan bir bölge olduğunu ortaya çıkardık. Bir gaz ve toz halkası olan bu bölge, yeterince soğuk. Ayrıca yıkıcı radyasyona karşı korumaya sahip. Yıldızın halen büyüme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Etrafı gaz ve tozla çevrili olan X3A, bu malzemeleri kendi bünyesine katarak genişlemeyi sürdürüyor. Ancak yıldız kara deliğe o kadar yakın ki, araştırmacılar bu gök cisminin varlığının, yıldız oluşumuyla ilgili görüşlere meydan okuduğunu söylüyor. Süper kütleli bir kara deliğin yakın çevresi, bu koşullar için özellikle iyi bir ortam olarak kabul edilmez. Sagittarius A, toplanma diski olarak bilinen, yüksek hızlarda dönen ve yoğun ışık yayan, bir toz ve gaz diski ile çevrilidir. Ultraviyole fotonlar, yıldız oluşumunu azaltabilen radyasyon basıncı ve fotobuharlaşma süreçleri uygular. Ve birikim diskleri bunun çoğunu yayar. Kara delikten belirli bir mesafenin ötesinde, malzeme bu yıkıcı etkilere karşı koruma sağlayacak ve yıldız oluşumu için sıcaklıkları yeterince soğuk tutacak kadar kalındır. Kibin analizine göre, X3A bu bölgede, galaktik merkezin etrafında bir madde halkası oluşturmuş olabilir. Bu halkada, daha yoğun bir bulut bir araya gelerek, yıldız oluşum sürecini başlatan yerçekimi çökmesi için, yeterince küçük bir alanda, yeterli kütleyi oluşturmuş olabilir. Bu bulut, yaklaşık 100 güneşlik bir kütle ile başladı ve yerçekimi çökmesi, birkaç bebek yıldızın oluşumunu tetiklemiş olabilir. Ancak X3A olduğu yerde kalmadı. Büyürken hala malzemeyle çevrili olan Sagittarius A'ya doğru göç etmeye başladı. Yolda aynı ortamda oluşan diğer yoğun kümeler ve bulutlarla karşılaşabilir, bu da bebek yıldızın daha da fazla kütle biriktirmesine neden olabilir. Şu anda hala o büyüme aşamasında, etrafı malzemeyle çevrili. Gökbilimcilerin içindeki bebek yıldızı belirlemeden önce dikkatini çeken şey, X3 adlı bu madde bloğuydu. Doku kızılötesi ve yakın kızılötesi aletler, yıldızın etrafındaki kalın bulut örtüsünü geçebilen, uzun dalga boylu ışığını ayırt edebilir. Bu ışığın analizi, bebek yıldızda tutarlı kimyayı ortaya çıkardı. Güneş kütlesinin yaklaşık 10 katı kadar yüksek kütlesiyle X3A, yıldızlar arasında bir dev ve bu devler, çok hızlı bir şekilde olgunlaşıyor. Kuyruklu yıldız şeklindeki yıldız ötesi zarfın ortasında, büyük kütleli yıldızı tespit ettiğimiz için şanslıydık. Daha sonra, etrafında dönen kompakt yıldız ötesi zarf gibi, genç yaşta ilişkilendirilen temel özellikleri belirledik. X3A'nın keşfi, astronomların onlarca yıllık, başka bir gizemi çözmelerine yardımcı olabilir. Yaklaşık 20 yıl önce, daha önce sadece çok yaşlı yıldızların, var olabileceği düşünülen Sagittarius A civarında çok genç yıldızlar tespit edildi. X3A, daha uzaktaki genç yıldızların oluşumunun ardından, yay aya doğru göçlerinin özellikle, nadir bir olay olmayabileceğini öne sürüyor. Ve bu sadece bizim galaksimizde de olmayabilir.
Sagittarius A etrafındaki yapılar diğer birçok gökadada tespit edilmiştir ve kendi bebek yıldız popülasyonlarına ev sahipliği yapabilirler. Galaktik çekirdeklerin dinamikleri hakkındaki anlayışımızı değiştirebilecek bir fikir. Gelecekteki çalışmalar, yalnızca Samanyolu için değil, daha geniş evren için ekibin yıldız oluşumu modelini test edecek.